Hepinize merhaba gençler, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir oyuncu analizi videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Haftanın potvilleri geldi ve süper lig e, seçimleri de geldi arkadaşlar. Bunları incelemeyeceğiz. E, burada zaten bir Kerem Aktürkoğlu iyi, bir de e, Edin Vişkay'a böyle baktım. E, hani burada bu iki futbolcu göze çarpıyor bu pakette. Ama geri kalan zaten etkinlikte oynadığınız oyuncular arkadaşlar. E, pazartesi günü e, Manchester United gelecek beyler ve 4 e, tane... E, gelme potansiyeli olan Big Time kartı var. Casemiro, Aron Van Bissaka, Martial ve Christian Eriksen. Arkadaşlar bu 4 tane oyuncudan 3'ü gelecek ama e, yüksek ihtimalle ben Martial, Van Bissaka ve Casemiro bekliyorum. E, Eriksen'i e beklemiyorum. Bakalım Konami ne yapacak arkadaşlar. Pazartesi günü de e, bir gelsin. Bu gelen kartlara da e, bir bakarız beyler. Şimdi bizim asıl mevzumuz olan Haftanın potbi oyuncularına bir bakalım beyler kimler gelmiş. Sergio Ramos, Marusic, Barnes, Rodrigo, Rafael Leao, Diaz, Hanko, Siero, Karneseki. Karneseki öyle -Karnesek -Karnesek okuyun herhalde. John Pacheco, Pacheco ve João Neves beyler. Bende de kartı var biliyorsunuz João Neves'in ve e, full yeşil bir kart. Her zaman söylüyorum koleksiyonluk bir kart. Oyunda oynattığım zaman e, aynı Lobotka gibi etki gösteren güzel bir kart var bende de. E, Joao Neves Benfica'da bu yıl baya iyi işler yaptı ee, muhtemelen ben önümüzdeki sezon yani önümüzdeki yıl büyük bir takıma e, atıyorum İtalya, İspanya, İngiltere her neyse ilk üçü oynayan bir takıma kesinlikle bir transfer olacağını düşünüyorum ben bu oyuncunun daha 19 yaşında ee, sanki Real Madrid e, veya Barcelona gibi gider diye düşünüyorum bu oyuncuya bilmiyorum öyle hissediyorum arkadaşlar. Neyse biz konumuza geçelim şimdi. Sergio Ramos'a başlayalım beyler. Sergio Ramos'a başlayacağım ama öncelikle bir şey söyleyeceğim. Bu site oyuncuları Luis Roman'a göre fullüyor arkadaşlar. Bakın fiziksel temas 85. Normalde e, zitlere koyduğunuz zaman 87 olması gerekiyor. 85 ve üzerine Luis Roman e, 3 boost veriyor. Bakın şimdi 88 olacak. Bak tak gördün mü? Şimdi burada enteresan e, hesaplar dönecek. Yani şimdi bunları tek tek hesaplayamam ben her oyuncuda. Şimdi yani gözle çarpanları söyleyeceğim ee, siz artık kendiniz e, matematiğini yaparsınız bence. Şimdi mesela 87 farkındalık arkadaşlar normalde 90 oluyor ama bu Louis Roman'da oluyor. Mesela 89'da kalacak zitler oynayanlar buna bastığımız zaman 93 de 92 olacak. Şimdi bu tür e, olaylar mevzular var artık orası sizde gençler tamam mı? Ben sadece önden bir bilgi vereyim. Şimdi zitlere göre e, zaten söyledik 92 olacak burası. Burası 87'de kalacak. Yani yavaş bir oyuncu. Yavaş oyuncuların ben şu anda oyunda herhangi bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Ki baya baya e, e, törpülendi artık bu yavaş e, oyuncular. E, ben defanslarda da aynı etkinli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Her ne kadar e, farkındalık yüksek, agresif yüksek olsa da total hızı. Hani hızlanmaya zaten alışmıştık ama total hızı da artık düşük geliyor. Ve bu yüzden artık ben bu tür oyuncuları ee, önermiyorum. Ee, tamam burası süper. Yani bütün stoper özellikleri gelmiş ama Sergio Ramos seviyorsanız. Tip de yok edecek ki geriye zaten dönemez muhtemelen. Yani bu hızla dönemeyecek. Önde basacak dönemeyecek falan filan. Ee, o yüzden Sergio Ramos'u ben 3 evetle uğurluyorum arkadaşlar. Yani Sergio Ramos e, seven arkadaşlar oynatabilir. Hemen şöyle seçelim. Marusic. Beyler Marusic'e bir bakalım. 87'si var ee, arkadaşlar. Bu yine Luis Roman'a göre 90 yapacak. Yani zitlere göre 89 olacak şimdi. Bak. Acep acep hesaplar var. Zaten başka da yok. Ee, 85 ve üzeri olan başka var mı? 80 yok. Tamam. Bir tek şurası 89'da kalacak zitlerde. Ee, görev adamı. İtalya yetkinliklerinde oynatabilirsiniz. Yerin ortası yokmuş. Tamam vazgeçtim oynatmayın. Yani zaten pası 82. Geçiyoruz abi. GP'li kart. Harvey Barnes. Beyler bana bu çıktı. Harvey Barnes çıktı. Şimdi 88'in üstüne evet boost veriyor şey. E, zikler Hemen şöyle yapıyoruz arkadaşlar. 85 yüzleri zaten yok. Tamam. Böyle gelecek. Oyun attığınız zaman. Şimdi bakalım hızlı ve hızlanması güzel dengesi düşük top sürmesi iyi. Zaten e, bu kategorilerde bu dörtlü e, hep söylediğimiz olay var. Hız hızlanma denge ve top sürme hızı. E, 4'ten 3'ü iyi gelmiş. O bir tanesi yani dengesi kötü gelmiş arkadaşlar. E, en ufak bir fiziksel temasla topu kaybedecektir. Savrulacaktır oyuncu. Ama tabii ki Verkaç'la kaçırdığın zaman, boş gittiği zaman ee, zaten herhangi bir sıkıntısı yok. Yüksekten pas 81 gelmiş. Bitiyecek 81 gelmiş. Güzel en azından ee, bu kısımlar. Yen ortası var süperydik. Tamam. Ara pası vermiş. Yükselen şutlar, uzun mesaj çekme, uzak mesaj plase. İyi, fena değil. Yani oyuncu İngiltere Ligi etkinliğinde oynatabileceğim bir kart. E, ben kendi adıma söyleyeyim. E, Siz de. Eğer dengesi de şöyle bir 85-86 gibi gelseydi e, daha e, dengeli olacaktı kart. Ama bir tek şuradan biraz falso veriyor yani eğer etkinliklerde oynatırsınız diye düşünüyorum arkadaşlar Hızı hızlaması güzel bir oyuncu aslında ama denge konusunda biraz sıkıntı durum bu gençler geçelim Rodrigo'ya şimdi arkadaşlar burası 85 zitlere göre 88 olacak aynen ama pardon Luis Roman'a göre 88 olacak zitlere göre 87 olacak burası ilk öncelikle onu bir düzeltelim yani 87 e, hızı mesela 89 değil 88 olacak zitlerde ama tabi boostu neye veriyor 92 91 yani 91 91 e, 87 87 90 mı oluyor burası da 87 90 olacak herhalde değil mi tabi şurası 90 olacak e, burası da 91 olacak değil mi Aynen burası da 91 olacak arkadaşlar. Tamam. Şimdi beyler. Şut gücü 85 güzel. Dengesi 89. Ee, Sıkı tutması 91. Dedik onu zaten söyledik. Bitişik 95. Geriye gelen forvet arkadaşlar. Ee, Rodrigo. Kart güzel bir kart. Pası bir tık daha yüksek olabilirdi bence arkadaşlar. Ee, onu ilk önce bir söyleyeyim. Yani pası bana biraz düşük geldi. Ama hızlı ama top sürme top tutması dengesi ve bitiricilik zaten çok iyi. Şut gücümüz tam sınırda 85. Ofansif andalımız tam sınırda 85 ve üstü güzel arkadaşlar. Sadece böyle alçaktan pası 80'de geleymiş. Aslında tam böyle bir geriye gelen forvet ee, olayını tamamlayacakmış. Kötü kart değil. Tabii ki kullanılabilir bir kart. Siz e, ya yani pası sadece düşük gelmiş. Ben eksik kısmını söylüyorum sadece size. E, her şekilde kullanabileceğiniz bir kart bence. SF bölgesinde arkadaşlar. Çılım koşusu var. Goleygin hata yok. Hızlanan mermisi var arkadaşlar. arapası pası verme. Anında şut. Süper yedek. E tamam. Uzun mesafesi, uzak mesafe, plase. Bunlar var. Çift vuruşumuz var. Gayet güzel beyler. Herhangi bir sıkıntı yok. E, paketin açıla bir oyuncusu olmuş Rodrigo Beyler. Tamam mı? Geçiyoruz Rafael Leao. Mesela buraya ne verecek? 89 değil abi. 88 hitler işte bak. Ya bu siteyi de niye bozuyorlar? Ben anlamıyorum. Abi madem böyle bir şey yapacaksın... Şuraya bir tane de şey koy. koç e, ayarlama şeyi koy. Butonu koy. Antrenör butonu. Şey de var. mobilde var. İstediğiniz gibi yükseltiyorsunuz. 70'ten yukarıya doğru. E, buraya niye koymuyorsun abi? Şimdi ben bunlar mı hesaplayacağım 2 saat? Gerçi bir tane şurası var. Başka yok, Diğer geri kalan yok. Başka 85 ve üstü yok. Tamam sadece şurada bir olay var. E, tamam. Yani 88 olacak arkadaşlar. Zıtlarda geri kalan hepsi aynı oluyor. Herhangi bir e, sıkıntımız yok. Boost'u nereye veriyor? 100. Vay. Raffaello. Denge tam lan. Dok, neyse iyi. 89 çok kötü değil. Çift ayak var. Şut gücümüz tam sınırda arkadaşlar. Onu biraz beğenmedim. Daha iyi bir şut gücü olması gerekiyor bence Raffaello. 85'ten aşağı olmaması gerekiyor. Rafael şut gücü. Bitirecek tam sınırda güzel. Paslarımız 80-81 güzel. E, top sürmazımız güzel. Top kontrolümüz güzel. Sık topmamız da bir tık düşük bence. Yani Rafael ya göre düşük arkadaşlar. 85-86 gelmesi gerekiyordu bence. Şut gücünden bir eksiğimiz var. Onun dışında oyuncu e, tabi ofansif anlamda da biraz 10 numara oyun tarzında oynuyor. Yani ofansif anlamda da yüksek olması gerekiyor bence. E, ama genel itibariyle hmm, Rodrigo ile beraber Rafael Leao e, oyunun e, pardon paketin iyi e kartlarından olmuş bu paketin arkadaşlar. Bilginiz olsun. Açılabilir gibi duruyor iki oyuncu içinde eğer denk getirdiyseniz e, kullanabilirsiniz bence. SF'de de iş yapar arkadaşlar. E, zaten gole giden hata mevcut, hızlanan memsi falan da mevcut. Çift vuruşumuz var. E, uzak uz uzak mesafe plase vermişler. Yükselen şutlar tek pas bakmadan pas. anında şut falan filan. Uzak mesafe e, şey, uzun e, uzak mesafe şut çekme, uzun mesafe şut çekme olma, olması gerekiyor. Bu plase vermişler. Tamam ya şey değil arkadaşlar her zaman iş yapar yani. Rafael ya Rafael ya, Rafael ya yani. En azından e, hızlanması, top sürmesi dengesiyle zaten fark yaratacaktır beyler. Ceza sahasına girdiğiniz zaman da 80 şut gücü ve 85 bitiricilikte bence e, görevini yerine getirecektir. Kart iyi kart arkadaşlar fazla mok atmayalım <laughs> gençler. Ama dediğim gibi tekrar ediyorum. Skot tutması ve şu ıı, şut gücünün şöyle bir 4-5 puan daha yüksek gelmesini beklerdim. Onun dışında herhangi bir sıkıntısı yok. Şimdi geçiyoruz beyler. Luis Diaz. Beyler Diaz'da 85 üstü var mı? Yok. Tamam. Böyle gelecek yani kart. Hmm. Ha, tamam. Çift vuruş Marsya dönüşü, çapraz bacak dönüşü, akrobatik bitiriş, anda şut. Hmm, yerin orta tamam. Arkadaşlar şimdi Luis Diaz'a bakalım. Luis Diaz'da da e, az önceki bahsettiğim mevzu var. Yani denge konusu. Nanayto, Finito beyler. Yani hız hızlanma, top sürme eyvallah. Bunlar da tam sınırda geliyor. Eyvallah. Ama velakin Hadi Cuda tam sınırda gelmiş. 79. Ya bu oyuncu gol atıyor. Niye 79 abi? Ya ben ya Luis Diaz bu sene iyi performans gösteriyor. Yani. 79 olamaz mı lazım abi? Daha geçen gol attı bu herif. Ondan önce de attı. 82-84 falan getir yani Konami. Neye 79 abi? Neyse. Denge harici. Oyuncu kullanılabilir arkadaşlar. Ee, sadece pas çok kötü. Ya yani pasının daha iyi olmasını beklerdim ben açıkçası. Arkadaşlar ama maalesef yok. Ya şimdi Rafael Lea varken bunu kullanmam abi. Bak, baksana abi. Yani. Ha mobilde iş yapar mı? Yapar. Onu soracaksan bana eğer. Yani ben mesela mobilde 79 bitirecek. Tabii ki yapar. İşte ne bileyim şut gücü 84 yapar. Hız hızlanma böyle. Yani denge 76 ama ben e, çok fazla mobilde bunu da etkileyeceğini düşünmüyorum mobilde. Dengeyi, dengenin. E, Konsollarda etkiliyor. Ama e, mobilciler bence kullanmalı arkadaşlar. Yani onu söyleyeyim size. Eee Değerlendirebilirsiniz. Aynen, değerlendirebilirsiniz yani. Tamam mı gençler? Geçelim mi? Geçelim. Hanko, hemen şöyle atalım bir. Ne var bakayım? 85 var mı? Yok. Tamam, atacağız. Tamam böyle olacak. Savunmacı Bek. Soper de oynayabiliyormuş. Çar. Soper kartı gelsemiş 99 mü lan? Kart'a bak. Adamın Defansif yetenekleri tam bir savunmacı bek yetenek Gençler yani e, 92 farkındalık, 92 ikili mücadele, 84 fiziksel temas. Sadece hızlanma biraz düşük. Ama onun dışında e, kart bence fena durmuyor ki stoperde de 99 oynadığını söylüyor Konami görüyorsunuz. E, yani 99 gücünde e, potansiyeli varmış. Bence bir deneyin bunu ya arkadaşlar. bir, bir açıyı dağıtması yok ha onun dışında çift vuruş kafa yükselen şutlar dengeli pas hafif yüksekten pas bakar mısın bunu bir deneyin ya bu çarı değişik bir çar bu bunu bir deneyin yani ee, mesela mobilde falan deneyin yani mesela orada daha iyi iş yapabilir hani e, hızlanmadan dolayı kafamda biraz soru işareti var ama e, o mobilde de pası falan filan var bak yani savunmacı bek olarak kullanabilirsiniz bu oyuncuyu çünkü Bireysel talimat veremiyorsunuz. Mobil oynayanlar. Al sana savunmacı bek. Al. Daha ne olacak abi? Bence oyna Oynar. Bence oynar. Onu size söyleyeyim yani. Geçelim Sierra. Ee, bu var. Ee, başka var mı? Yok. Ne diyeyim? Arkadaşlar. 3 ayetle uğurlayalım mı? Vakit kaybediyoruz. Uğurlayalım abi. 3 ayetle uğurlayalım. Karneseki. Öyle okuyor. Karneseki. Neyse işte. Ee, 85 ve üzeri bir tane bu var. Ee, 90 değil 89 olacak zitlerde burası arkadaşlar. Bilginiz olsun. Onun dışında e, oyuncu aynı aynı şekilde gelecek. Yani, aynı zitlerde 89 olacak. Yani denilebilir bir kaleci gibi duruyor. 1.91 boyunda. Boyu da güzel. Hücumcu bir kaleci. Ee, şapkadan tavşan çıkartabilir. Çünkü refleksleri uzanması iyi gözüküyor. Arkadaşlar ben bir deneme ya yani denenmesi gerektiği taraftarıyım. Sadece alçak degajı yok. O bir handikap. Ama onun dışında yani şey duruyor böyle. Fena bir kaleci durmuyor şu anda. Arkadaşlar bir deneyin. A form gelmiş zaten. João Pacheco Pacheco 86 var burada. 85 var. Şimdi bunlardan birer puan düşeceğiz arkadaşlar. 87-88 değil mi? Aynen. 87-88 olacak şurası. 87-82. Yani ee... Uğurluyor, uğurluyoruz mu çevetle? Cipli kart abi. Yani buna <laughs> ne diyeyim şimdi? Cipli kart. Geçelim. Joao Neves. Beyler 86'sı var, 85'i var. Başka da yok. Yani şu iki özellik. Burası 87 olacak. Burası da 88 olacak zitlerde, 87, 88 olacak zitlerde. Arkadaşlar hızı düşük gelmiş, bendeki kartı daha iyiydi. Yani ee, hemen bir kıyaslayalım mı bendeki kartıyla? Şu kartı. Bu kart inanılmaz bir kart. Onu söyleyeyim yani arkadaşlar. Hakikaten inanılmaz bir kart. E, bu kartın pası ve top sürmesi yüksek gelmiş. Geri kalan hiçbir şeyi yüksek gelmemiş ki. Bakın defansını görüyorsunuz oyuncunun. Arkadaşlar şut gücüne bakın, hızı ve hızlanmasına bakın. Yani şu kart dediğim gibi yani top sürmesini sadece yükseltmişler. Geri kalan her şeyde mesela farkındalık 80, ofans farkındalık. Defans farkındalık 85. Ya yani şu kart tam koleksiyonluk bir kart arkadaşlar ve oyunda her oynattığımda etkisini alabildiğim bir kart. Maalesef kartın sadece bu kısmını yükseltip bize sunmuşlar. O yüzden diyecek bir şey yok. Neyse biz kartı inceleyelim beyler. Hızı düşük. Onu söyleyeyim. Defans az biraz defansı var. Top sürmesi yüksek getirmişler ve pas yüksek getirmişler. Oyun kurabileceğiniz bir kart arkadaşlar. Ama onun dışında ben, ee, ben çok da tavsiye etmiyorum. Yani niye tavsiye etmiyorum? Az önceki kartını gördünüz. Yani o karttan sonra bu kartı tavsiye edemezsiniz arkadaşlar. Yani edilemez daha doğrusu. E, A form gelmiş. Bir deneyin. E, Dost bölgesinde deneyin. E, Çılgın koşusu var gerçi. Mevkisini kaybedecek büyük ihtimalle. Dosta da yani defansif vermezseniz kaybedecek mevkisini. Gö bölgesinde bir deneyin arkadaşlar. Top kesme, dış basıcı denge paslar, pas pası verme. Yani oyun, kuru, oyun kurabileceğiniz, e, az biraz da defans yapabileceğiniz bir kart ama keşke hızı bari 80-83 olsaydı. Orada bir sıkıntısı var oyuncunun. E, söyleyecek bir şey yok. Beyler. Yani. E, A form gelmiş. Ben de bu hafta kadroyu alırım. Arkadaşlar e, Joanneves'i Bellingham daha form gelmiş. Onlara falan yeni bir kadro yapacağız. E, bu arada 1739 dereceye mi yükseldim ben? 1739'da mıyım? 1746'da mıyım? Neyim arkadaşlar? 3 e, maç mı? 20-40-60 Yani 3 maça eğer kazanırsam birinci klasmana çıkıyorum şu anda. E, i̇yi gidiyoruz orada. E, sadece bir yenilgi aldım. Son 11 maçta sadece bir yenilgim var. 1 e, Bakalım yani şey hani çıkarım çıkmam hani kasmayacağım. Hani sadece bilgi vermek maksatlı söyledim. Şu anda 3 maç sonra en, en, en fazla 4 maç sonra eee 1. çıkacağız. E, bakalım ya yani oynuyorum öyle. Hani yoruyor beni oyun ama e, oynuyorum arkadaşlar. E, yapacak bir şey yok. Başka da zaten e, hani gerçi keyif alalım, stres atalım diye giriyoruz ama stres oluyoruz oğlum. Hani tam tersi oluyor ya. <laughs> Ay <laughs> stres atma olayı olmuyor tabi. E, stres alma olayı oluyor. Oyun oynarken daha doğrusu. Yani neyse işte hani çok. dedim Benim sıralama derdim falan yok beni biliyorsunuz. E, sadece hani çıkabilir miyim diye bir deneyeceğim. Dediğim gibi 4 maç kazanırsam çıkıyorum zaten. E, çıkmasam da çok dert değil. Arkadaşlar. Oyundan keyif almaya zevk almaya bakacağız. Arkadaşlar tırnak şeysi söyleyeyim ama. Siz böyle dediğime bakmayın. Ben de bazen sinirleniyorum çünkü. Eee tek kale oynadığınız bir maçta yenildiğiniz zaman insan sinirleniyor ya. Yani. Gerçekten sinirleniyor. Yani bir de böyle saçma sapan goller oluyor falan. Ee, mesela o 11 maç oynadı. Bakın son 11 maçta sadece bir yenilgim var ve o bir yenilgiyi bir Arap rakipten aldım. Bağlantısı o kadar kötüydü ki arkadaşlar. Yani e, benden bir saniye e, ileride hareket ediyor oyuncu. E, 3-2 yenildim. Hani yine oynadım. Oyna, oynamaya çalıştım daha doğrusu. Oynadım demeyeyim. Oyuncu 3-2 yenildim. Ee, o kadar ağır ki mesela eto falan dönmüyor. Mesela iki oyuncu çarpışıyorlar arkadaşa. Çarpıştılar. Ee, ikisi de yere düştü, yuvarlandı. Ee, adamın oyuncusu benden önce kalktı. Topu aldı, ara pasını attı. ile karşı karşıya vurdu, gol attı. Şimdi ona benim yapabileceğim bir şey yok. Ya ağırlıktan dolayı iki oyuncu yerden şey, 12 daha önce kalkıyor. Mesela topu ilk kontrol ediyor ya mesela. Topu kontrol ederken her defasında topu ayağından açtılar. Hepsinde. Çünkü bağlantı kötü. Pasa basıyorum. Bar doluyor. Atmıyor. Bir saniye bekliyor abi. Veya işte koşu yapacak mesela patinaj yapıyor ya. Resmen gözümün içine baka baka yapıyor. Görüyorum yani ama yapabileceğim bir şey yok. O saatten sonra. O maçı öyle oynamak zorundayım. Zorundayım. Şuta basıyorum. Bar doluyor. Bekliyor abi. Atmıyor. E oyuncu bir saniye ön, senden önce davranıyor zaten rakip. E geliyor topu ayağından alıyor. Ne yapayım abi? O iki golü de nasıl attın diye sor bana. E, pas gelmeden pasa bastım. Mesela pasa attım. Attığım oyuncuya daha gelmeden, daha top yoldayken pasa basıyorum. Niye? Çünkü gecikme var. Öyle öyle iki tane önce atabildim. Net pozisyonlar kaçırdım bunlara rağmen. Hani en kötü berabere bile bitirebilirdim ama olmadı ama dediğim gibi yani sizin o ağırlıkla ki oyuncuya baktım şüphelendim de niye diyeceksiniz? Ee, i̇kinci klasmana çıkmış en fazla 6800 derece şey 6800 sıralama yapmış şu anda 3000. sırada yani şu anki en iyi performansını sergileyen döneminde oyuncu bence ee, her zaman söylüyorum bağlantı hilesi var arkadaşlar ve ben kullandıklarını düşünüyorum büyük ihtimalle ki bu tür oyuncular çok daha dikkatimi çekiyor yani adam ilk defa 3000'leri görmüş daha oyun başladı başladı ve onu da böyle bu maçlarla yapıyor. Böyle laglı maçlarla falan yapıyor. Şüphelenirsin abi. Yani e, bugün mesela PUBG oynuyoruz mesela. E PUBG'de ben e, her gün mesela öldükten sonra raporluyorum mesela şüphelendiğim adam beni vuruyor da diyorum nasıl vurdu beni, Nereden gördü falan. Abi her gün bir tane şey geliyor, bildirim geliyor. 3 gün ban yedi. E, kalıcı kalıcı olarak uzaklaştır. Bak her gün bir tane hileci şutluyoruz oyunla. Ya biliyoruz artık bize bu oyun dinamini şeyini yani kimi nasıl yenebiliriz kimin yani mesela başa baş geçen mücadeleler zaten başa baş geçiyor maç ortada oluyor falan onlar eyvallah onlara zaten kimse bir şey diyemez ama e, adam hızlı oynuyor senin oyuncuların yavaş oynuyor e, yani eto dönemiyor abi eto ki eto yani adamı kaç maç oldu bilmiyorum yani adam sürekli artık ilk 11 oynuyor çıkarttım günden beri yani adamın nasıl bir reaksiyon verdiğini, nasıl şut attı mı, nereden gol atacağını artık ezberledim herifin yani. Ve adamla adamı döndüremedim. Böyle yuvarlak çiziyor. Hepsi ama. Messi'yi alıyorum yuvarlak çiziyor böyle. Messi lan bu. Yani. E ondan sonraki maça girdim. Onu yenildim. Onun maça girdim. Türk rakip geldi. Çat 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 oynadık abi. Hiçbir sıkıntı yok. E yendim 3-1. Ondan sonra geldi. Onu yendim 3-0. E, e, demek ki bağlantı iyi olunca sen de e, oynayabiliyorsun. Hani yen veya yenil. Ama oynay ben oynayabiliyorum. Benim derdim o. Adam beni oynatmayınca ben abi al 6 F4 yapasım geliyor. Vallahi billahi bak. Yani işkence ediyor çünkü oyun sana artık o saatten sonra. Ya zaten bu e, bu Arap e, rakipler zaten bu oyunun şey ya sorunu abi. Adamlar sorunlu. Adamlar zaten yani bağlantıları iyi olana da denk gelsen mesela. Diyelim ki iyi ona denk gel. Bu sefer adam top çeviriyor. Yani her yerden faul. Ha iyi oynayanlar var mı? Var tabii ki. Abofato var, şey var. Adam geldi bana 6 tane hatta Abofato. Yani. Hiçbir şey yapamadım. 6 bir yendi herife. Adam şu anda kaçıncı bilmiyorum. 5. mi şu anda? Abofato. Bir düştü mü? Ne oldu? Bir ara 7. sıradaydı şu anda. Düştü herhalde. Yani. Ama adam bir bir pasta şu abi. Ben adamı takip edemedim yani. Tık 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 hiç ayağında top tutmuyor. Hani bazıları vardı böyle ayağında top tutar döner möner böyle iki saat falan. Adam ayağında hiç top tutmuyor. Tak 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 bir bakmışsın gol. Tak, tak 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 bir bakmışsın gol. Ne oluyor lan dedim. Yani. Ha, öyle adama da saygımız var eyvallah. Yani 5-6'da 6 tane golümüzü yedik. Eyvallah dedik çektik <laughs> çarpıya bastık ileri dedik gençler yani çünkü <laughs> ya yapacağın hiçbir şey yok <laughs> o oyunculara karşı eyvallah onlara eyvallah onlara bir şey demiyoruz tamam durumu laf uzattık gençler ee, kimler geldi açacak mısınız lütfen yorumlara yazın açılmaya değer bir e, paket mi sizce zaten buradan e, hani mesela defansif bek olarak e, ben beğendim kötü bir kart olduğunu düşünmüyorum bu kartın Leo Rodrigo zaten ee, hani bu kart e, hani açılabilir Hani bu iki oyuncu için arkadaşlar Luiziaz'da ben e, Fena değil Ben mobile bir tık daha yakın görüyorum arkadaşlar Ama ben Rodrigo Leo e, Ve şu oyuncuya da bir tık şans vermesi Gerektiği kanısındayım. Durum bu Hadi bakalım açtıysanız kimler geldi Gençler lütfen yorumlara yazın Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın Hoşçakalın